Merhabalar Seyfettin Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Seyfettin Bey, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben sizleri tanıtmak istiyorum. Seyfettin Demir kimdir ve gayrimenkul sektörüne girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Seyfettin Demir, 1963 doğumlu. 1994 yılından başlamak üzere, 1994 yılından beri emlak ve gayrimenkul işlerine uğraşıyorum. Ayrıca esnafım, İznikliyim. İznik'te mi başladık yine gayrimenkule? Evet, İznik'te başladım. Evet. Peki biraz firmayı tanıyalım o zaman. Neler yapıyorsunuz yayla gayrimenkul olarak? İlçemize bağlı olan çevre mahallelerimizde, ilçemizde dışarıdan gelen yabancılara, yerli ve yabancı yatırımcılara yardımcı olmak amacıyla bu kuruluşu yaptık. İki ortak olarak çalışıyoruz. Gayemiz hizmet. Evet, iki firma, iki ortaklı bir firma. Ama neler yapıyorsunuz? Yatırım dersek içerisinde birçok şey giriyor. Biraz bahsedelim, açalım. Daha ziyade arazi yatırımı. Mesela İznik dediğimiz yer zeytinli ağırlık olan bölge. Onun için zeytinlik, tabii müşterimizin istediği talebe göre biz arz ediyoruz, sunumlarımızı yapıyoruz. Hizmet. Daha çok zeytinlik arazileriyle mi ilgileniyoruz o zaman? Daha çok zeytinlikten ziyade turizm yatırımları var bölgelerde. Bölgelerde bungalov turizm yatırımları olan yerler var. 4-5 bölgemiz var. Mesela Çamdibi, Çamolluk, Nusetiye, Yeni Şerefiye, Tacir, bu bölgelerde bungalov, Derbent tarafın, Derbent bölgemiz var. Derbent bölgemizde de tamamen turizm amaçlı yatırımlarımız var. Evet. Buradaki arazilerin satışıyla sizler ilgileniyorsunuz. Evet. Peki şu an memnun musunuz? Gayrimenkul sektörü nasıl gidiyor İznik'te? Şu 1-2 aydır bir durgunluk var ama daha öncesi güzel hareket vardı. Bir de İznik'e, İstanbul'un İznik'e 1 saat gibi yaklaşması bu köprüden dolayı İstanbullu yatırımcı daha çok rağbet gösteriyor. Evet. Peki yatırımcılar, evet, İstanbul'dan geliyor dedik. Başka yabancı yatırımcılarımız da var. Evet, yurt dışından yatırımcılar var. Daha ziyade Arap kökenli yatırımcılar var. Ya bunlar daha büyük, ova yerler değil de onlar daha kırsal bölge, havadar bölge. Bu tarz tercihleri o taraftan yanılıyor. Evet. Peki biraz sizlerin o zaman hizmet anlayışından bahsedelim. Gayrimenkul olarak, yayla gayrimenkul olarak nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz? Önceliğimiz dürüstlük. Yani müşteri memnuniyetimiz, biz kendimiz almadığımız yeri, kendimiz okyalayamadığımız yeri müşteriye sunmayız. Yani müşteri gelip de bazen emlak sektöründeğiniz zaman insanların kafasında farklı farklı şeyler oluşuyor. Onun için biz bunu bizzat kendimiz ilgilenip, bizzat ben kendim ve ortamla beraber gelen yatırımcıyı kendimiz ilgilenir, kendimiz arazimizi gezdiririz ve kendi yerimiz değilse de müşteriyle birebir mal sahibi karşı karşıya gelir. Pazarlığımızı yaparız. Ve her şey prosedürüne uygun, her bir şey sözleşme karşılığında yapılır. Evet. Peki, biraz da sektördeki farkınızdan bahseder olursak, peki sizler gibi birçok firma var bu hizmetleri sunan ya da sunduğunu iddia eden. Bu saydığımız unsurlar sizlerin tercih sebebini ortaya çıkarıyor mu? Şimdi bölge biraz daha yatırıma şey olduğu için, açık bir bölge. Açık bir bölge olduğu için emlakçı çok fazla oldu İznik'te. Evet. Bizim deyimimizde sabah erken kalkan İznik'te emlakçı oluyor. Aynen. Bilen de yapıyor, bilmeyen de. Yani, bunda bir laf arasında biz de konuşuyoruz. Sabah da erken imamlar kalkan, imamlar dahi şu anda emlakçılık yaptığı için. Ama ciddi bir değil tabii. Bunlar kapkaç işi. Biz gerektiğinde müşteri memnuniyetimizi, satışımızı, faturamızı keseriz, her şeyimizi yaparız. Ciddi bir yatırımcıyız. Evet. Yani peki, dediğiniz gibi güven azaldı emlak sektörüne. Evet. Neler duyuyoruz artık? Gerçekten güvenmekte zorlanıyor müşteriler. Siz güven telkin etmek için farklı yapmış olduğunuz uygulamalar var mı peki? Biz güven telkin etmek için az önce de söylediğim gibi, eğer yeri kendimiz almamışsak yer sahibine birebir yatırımcıyı karşılaştırırız. Bu önemli bir husus mu? Çok önemli bir husus. Çünkü yatırımcı emlakçıdan biraz ürktüğü için biz bunu direkt mal sahibinde oturup yüzleştirip pazarlığını kendileri yaparız. Bu şekilde yardımcı oluruz. Her yani şey. Bu şekilde bir başkasının yerine bir başkasına satmayız. Evet, en önemlisi bu. Peki şu anda yatırımcılar burada dedik.
İznik gelişiyor anladığım kadarıyla gayrimenkul sektöründe. Yeni projeler var mı sizler için? Var, yeni projelerimiz var. Projelerimiz daha ziyade bungalov tipi ve turizm alanında dediğimiz Derbent bölgesinde. Tamamen burası turizme açılmıştır. Turizm alanı için yatırım şu anda planlama dahil içinde. Evet. Peki yatırımcılara neler söyleyeceksiniz buradan İznik'le alakalı? Yatırımcılara şöyle bir öneride bulayım. İznik tam yatırım yapılacak zaman. Yani İznik yıllarca bakir kalmış bir yer. Bir de İznik'te fabrika diye bir şey yok. İznik'te tamamen tarım arazisi ama yatırımcı için kazandırılabilecek bir bölge. Evet. Peki yatırımcı buraya geldiğinde seçerken nelere dikkat etmeliler? Birinci dikkat etmesi konusu Google'dan değil, internetten değil, bizzat yeri görerek yatırım yapsınlar. Hı hı. Ve dediğiniz gibi birçok kişi var artık burada, bilen de yapıyor, bilmeyen de, her şeyi inceleyip sık dokumak gerekiyor. Peki son olarak neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım o zaman. Tüm yatırımcılara İznik'e davet ediyoruz. Evet. Davete çıkarmış olduk. Teşekkür ediyoruz sizlere Seyfettin Bey. Sektörünüzle alakalı değerli bilgiler aldık. Biz sizlere yayla gayrimenkul olarak başarılar diliyoruz. Ben de size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.